Kur'an insanın prospektüsüdür. Kullanma kılavuzudur. Kullanma kılavuzu. Zira insanı yaratan kimse Kur'an'ı gönderen de odur. Evet. Dolayısıyla yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Şüphesiz bilir. O halde yasaların kaynağı onun indiğinde, onun nezdinde. Ve Allah'ın yasalarında da bir değişme olmaz. Müslümanların inanmadığı şey bu maalesef. Ama Kur'an'ın ısrarla söylediği şey. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ Allah'ın sünnetinde, Allah'ın kanununda, Allah'ın yasalarında asla bir değişme göremezsin, bulamazsın, asla bir bozulma bulamazsın. Yani İslam tarihinin, Müslüman tarihinin en büyük kırılması bu ayete, bu ayetten fazla bir şey yalnız. Ayet aslında kainatın ayetini dile getiriyor. Evet, bu kainatın efendim. ayeti. Bu kainatın kanunudur. Sistemi anlatıyor. Aynen öyle. Sistemin temel kuralıdır bu. Sistemin. Sistemin temeli. Sistemi koyan Allah sisteminin temel kuralını sünnetullah diyor. Allah'ın evet. yasaları. Onun için bu çerçevede Kur'an bize esasında insanın kaynağıyla Kur'an'ın kaynağının Allah olduğunu ve bu ikisinin tabir caizse civata ve somun gibi, yani ters diş, düz diş evet. değil, ince diş, kalın diş değil, birbirine çok uyumlu. güzel geçen, uyumlu, evet. civata ve somun gibi ne yapacak bu? İnsanı hayata tutturacak. Ruhu bedene tutturacak. Dünyayı civata ve somundan bahsediyoruz. Evet. Biri civata, biri somun. Dünyayı ahirete tutturacak. Monte edecek. Maddeyi manaya monte, edecek. Anlatabiliyor muyum? Zaten problem nereden kaynaklanıyor? Du duyguyu düşünceye tutturacak. Aklı imana tutturacak.